araba koltuğu olarak kullanılan ana kucağı eğer arabanız varsa ya da herhangi bir araçla seyahat edecekseniz kullanmak zorundasınız yasa gereği de. Aynı zamanda güvenlik açısından da. Puset seçerken ana kucağa monte edilebilen bir puset seçmiştim kızımda. Şimdi yine onu kullanacağım. Ama mesela o markanın o modeli artık üretilmiyormuş. Farklı şeyler birleştirip kombin etmeniz gerekebiliyor. O yüzden aslında o en çok düşünülen, araştırılan konu puset seçimi, ana kucağı seçimi. Onun dışında E tipi ana kucağı benim çok işime yaramıştı büyük kızımda. Şu anda almadım. Çünkü büyük kızım vesilesiyle kullanamayacağız bir süre diye düşünüyorum. Henüz alışma sürecinde ve her eşyayı o denemek istiyor, üstüne çıkmak istiyor. Ama bir süre sonra ev tipi ana kucağı da alacağım. Titreşimi büyük kızıma çok işe yaramıştı. Gaz sorununa çok iyi gelmişti. Bir iş yaparken ya da odadan odaya gidip bir şey yapmanız gerektiğinde ana kucağı çok işinize yarıyor. Park yatak aslında pratik. Evin bir odasında kalmamanız açısından park yatağı da öneriyorum. Park yatak alacağım. Onda da sağlamlığına bakacağım. Ben çok alçak olmasını istemiyorum. Süngerinin yüksekte durmasını istiyorum. Kademeli olması o yüzden önemli benim için. Eşiğimiz var bizim. Şu anda çok küçük olduğu için daha 20 günlük aynı odada kalıyoruz. Ondan sonra park yatağı geçirmeyi düşünüyorum. Salonda ya da başka bir odada oturduğunuzda kullanmak için. Onlar tekerlekli ve bir yerden bir yere kolayca götürebiliyorsunuz. Onun dışında seyahat de edebiliyorsunuz. Onları kurmak ve kapatmak çok basit. O yüzden park yatak seyahatte de çok işinize yarıyor. Hı hı.